Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Açıyorsunuz hastaya, ameliyat yapıyorsunuz. Çünkü daha efektif olduğunu, daha uzun vadeli sonuçların, cerrahin iyi olduğunu söylediniz. Hepsi başarılı mıdır bunların? Yani şöyle, yani biz seçeneklerimiz bunlar. Stent evet. ya da açık ameliyat seçeneklerimiz var. Ama burada kesin biz işte karın damarı genişlemesi sorununu, hastalığını gidermiş oluyor muyuz? Sonrasında tekrar ikinci bir operasyona ihtiyaç oluyor mu? Bunun faktörleri neler etkiliyor? Ve başarı oranlarını ben burada merak ediyorum. Değiyor yani bunun yapıldığına, değil tabii. mi? Tabii. Şimdi oradaki bir kere hani anevrizma aslında canlı bir bomba gibi. Her an bir yırtılmaya, herhangi bir başka bir komplikasyona sebep olabilecek bir olay. Cerrahiden sonra veya endovaskülerden sonra komplikasyonlar muhakkak her bir cerrahide olduğu gibi bu tür bundan sonra da komplikasyonlar tabii olabiliyor. Bazen endolik stent sonrası tekrardan başka bir yerlerden kaçak olabiliyor. Endolik dediğimiz anevrizmanın devam edebilir, sebat edebilir, daha devam edebilir büyümesi anevrizmanın veya cerrahi sonrası graft enfeksiyonları da bizim en çok korktuğumuz olaylardan biri. Taktığımız suni damarın enfeksiyonu veya anastomoz dikişlerin herhangi bir yerinden bir kaçak olması. Bu tür komplikasyonlar tabii taktığımız yine aynı şekilde hem stentin hem suni damarın tekrar tıkanma, bir de tıkanma olayları var. Tıkanma risklerinden de bahsedersek yani yüzdeler çok düşüktür ama oluyor mu? Evet, olabiliyor tabii ki de. Ondan da biraz tıkanma riski neye bağlı gelişiyor bu tıkanma riski? Yani tıkanma riski bir kendi hastalığına bağlı. İleriki bypass yaptığımız sonuçta karın anevrizmasını bazen sadece karnında değil kasıklara kadar yönlendiriyoruz. Dediğimiz pantolon graft dediğimiz graftler kullanıyoruz. Bazen işte besleyeceği damarların yapısı çok bozuk. Onun dışında kendi vücudun reaksiyon verdiği bir olay olabiliyor. Yani tıkanma sebeplerinden bir sürü sebep. Damarlar yaşlandıysa, biz bu damar sağlığımızı korumadıysak, bunların hepsi bizim ailede genetik olsa da karşılaşabileceğimiz sorunlar. Çok da hani belki endişe etmeyelim. Yani hastalık hastası gibi aman bende şu mu var, bu mu var diye çok düşünmemek lazım. Ama hepsi biz kendimize iyi bakmazsak beden de bize bunları soruyor. Sonra sizlerin kapısını evet. aşındırıyoruz doktorların. Hiçbir şey İnsan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.